Eğitim kurumlarının kantin ve yemekhanelerinde artık okul gıdası uygulamasına gidiliyor. Peki detaylar neler? Nasıl yürüyecek işler? Hemen detaylarına bakalım. Oyuncak olarak kullanılacak maddeler gıda ambalajı olamayacak. Olası kazaların önüne geçilecek. Milli Eğitimle Tarım ve Orman Bakanlığının ortaklaşa hazırladığı okul gıdası hakkında tebliğ resmi gazetede yayımlandı. Tebliğe göre okullardaki kantin, büfe ve yemekhanelerde satılan hazır ambalajlı okul gıdalarında Tarım ve Orman Bakanlığı onayı aranacak. Ambalajlı bir gıdanın okul gıdası kriterini kazanması için Tarım ve Orman Bakanlığında hazırlanan komisyondan geçmesi şart. Komisyon Tarım ve Orman Bakanlığından 3, Sağlık Bakanlığından 2 Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da iki temsilci olmak üzere konusunda uzman toplam 7 üyeden oluşacak. Okul gıdası logosu bulunan ürünler bakkal, market ve benzeri işletmelerde de satışa sunulabilecek. Uygulamayla obezitenin önlenmesine katkı sunulacak. 6 Eylül 2021'den itibaren yürürlüğe girecek uygulamanın belki de en önemli maddesi ambalajlara getirilen kriterler. Okul gıdası logosunu taşıyan hiçbir ürünün ambalajı, oyuncak olarak da kullanılabilen maddelerden yapılamayacak. 2019'un Aralık ayında Ankara'da Mert Yağız Köksal adlı bir ilkokul öğrencisi, şırınga şeklindeki oyuncak ambalajın tıpasının soluk borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetmişti. Yeni düzenlemeyle olası kaza, hatta ölümlerin dahi önüne geçilecek.